Kader, şu hayatta kafama en çok takılan ve merak ettiğim konulardan birisidir. Kaderi kastederek söylediklerini düşündüğüm bir cümle var. Tabii, sonuçta alın yazısı. Şurada ne yazıyorsa o diyorlardı. Bunu da daha çok şarkılarda ve filmlerde duyuyordum. Ve sanki her biri bana alnına yazılan ve asla değişmeyecek olan bir yazgın var. Bunu yaşamak zorundasın demek istiyordu. Tabii bu bana biraz mantıksız görünüyordu. Böyle mi yani? Hakikaten bu kadar mı? Diye sormadan edemiyordum. Eğer kader sadece bu kadarıyla açıklanabilecek bir şeyse bu hiç adil değil diye düşünüyordum. Sonra da kendi kendime şöyle konuşuyordum. Düşünsene bir adam hırsızlık yapmış, yakalanmış ve hakim karşısına çıkartılıyor. Hakim ona bu suçu neden işledin diye sorduğunda kaderimde bu varmış hakim bey, alnımda ne yazıyorsa onu yaşadım mı diyecek yani. Böyle bir kader anlayışına sahip hakim de ona tamam sen zaten kaderinin gereğini yapmışsın diyerek onu serbest mi bırakacak? Böyle bir dünya hayal et. Korkunç olurdu, korkunç. Buraya kadar konuştuklarımızı şöyle bir gözden geçirdiğinde yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu sen de fark etmişsindir. Peki sence sorun nerede olabilir? Kaderde mi? Alın yazısında mı? Yazgıda mı? Bu kelimelerin kendisinde mi? Yoksa bu kavramlara yüklediğimiz anlamlarda mı? İyi de anlamları nasıl yüklüyoruz, nereye yüklüyoruz? Bilgisayar mıyız biz? Der gibi bakma bana. Hatırlasana, dizimizi sehpaya vururduk. Ah seni yaramaz sehpa, neden yaktın çocuğumun canını derlerdi. Biz de kendi dikkatsizliğimize değil, sehpanın canımızı yakmasına odaklanırdık. Hem neden kendi kusurumuzu görelim ki? Kolay olan başkasını suçlamaktır. Zaten bu tepkinin amacı tam da bunun öğretilmesi ya da bize yüklenilmesi değil mi sence? Bunu anladık da şimdi bunların kaderle alın yazısıyla ne ilgisi var diyebilirsin. Ama dikkatli olursan bağlantıyı kurmak hiç de zor değil. Biz insanlar hayata ilişkin meselelerde başımıza gelen kötü olayların, acıların, sıkıntıların tamamını yorumlarken ne yapalım? Kaderimde bu varmış, alnımın yazısı buymuş, yazgım böyleymiş diye sızlanırken tam olarak ne yapıyoruz sence? Soyut bir kavramı, yani görünmez olanı, yani imanın şartlarından biri olan kaderi suçluyoruz. Hem de kaderin gerçek manasını hiç bilmeden, hakkında doğru düzgün bir fikrimiz olmadan, hem de ona iman etmemiz gerekirken. Nasıl mı? Örnek vereyim. Ömrünün büyük bir kısmını sağlıksız beslenerek geçiren bir kişinin çeşitli hastalıklara yakalanma olasılığı hakkında ne düşünüyorsun? Bir takım vitamin eksiklikleri, yorgunluklar, bağışıklığının düşmesi gibi pek çok şey olabilir. Böyle bir kişinin alnımın yazısı buymuş demeye hakkı var mıdır? Elbette hayır. Ama yanlış kader anlayışına sahip kimseler hayatlarında karşılaştıkları olumsuzlukların sebebini kendilerinde aramaktan hoşlanmazlar. Bunun için de kendisine bu dünyada karşı koyamayacağını düşündükleri bir kavramı suçlarlar. Buraya kadar kaderin ne olmadığını konuştuk. Başımıza gelen kötü olayların sebebi değildir kader. Peki kader aslında nedir? Onu nasıl anlamalı, nasıl tanımalıyız? İşte kafama takılan can alıcı soru. İnancımıza göre Allah her şeyi bilendir. Bütün varlıkların idaresini yürütendir. Sınıfını düşün lütfen. Zor bir matematik sınavından çıktıktan sonra sınıfın en çalışkanının bu sınavdan bile en yüksek notu alacağını tahmin edersin, değil mi? Sen bunu az çok biliyorsan, Allah'ın yarattıklarının yapıp edeceklerini bilmesinden daha doğal ne olabilir? Biliyorsa müdahale de ediyor mudur? Yüce Rabbimiz bizler için bir senaryo yazdı da biz burada onu mu oynuyoruz? Tabii ki hayır. Yüce Rabbimiz yaşamımız için mümkün olan en güzel evreni yarattı. Dahası yetmedi bizlere akıl verdi. Yetmedi bizlere irade verdi. Dahası ne biliyor musun? Özgürlük verdi. Özgürlük bu dünyada bize verilmiş en önemli nimetlerden biridir. Kaderi doğru anlayabilmek için akıl, irade ve özgürlük ilişkisini çok iyi şekilde çözmeliyiz. Allah bize akıl vermiş ki olaylar arasında bağlantı kurabilelim. Allah bize özgürlük vermiş ki olaylar arasında kurduğumuz bağlantılara göre seçimler yapabilelim. Ve Yüce Rabbimiz bize irade vermiş ki seçtiklerimizin bizi götüreceği sonuçları görerek tercihlerimizi iyiye, güzele ve doğruya yöneltebilelim. İşte kader tam da budur. Yüce Rabbimizin her şeyi belli bir ölçü, düzen ve uyum içinde yaratması.
dahası bunları kafamızın takılan yerlerinden ayıkladıktan sonra dahasını da konuşalım. Ne dersin?